Holografik bakışa hoş geldiniz. Bugün nasip olursa ikinci sözün en sonunu, en başını okuyacağız. Ee, demiştik ki son cümlede. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz diye okumuştuk. Ve Buraya kadar geldiğimiz yerde şunu fark etmiştik bu noktada daha doğrusu. Buraya kadar okuduğumuz yerlerde hep imandan bahsetmişti. Hatta en başa gidelim bakalım. E, i̇kinci sözün en başında imanda ne kadar büyük bir saadet olduğundan bahsediyor. Değil mi? Hatta hı hı. baştaki ayet de öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minuna bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet nimet diye devam eden cümle en sonda birden hiç hani bağlantısı yokken aniden Selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imanları deyip bir anda İslamiyeti çıkardı karşımıza. Hı hı. Böyle KDV gibi hiç beklenmediğimiz bir anda faturaya eklenen bir şey oldu. Bunu nereden çıktı İslamiyet ve ne, ne demek istiyoruz yani? Evet. Bunu nasıl Niye İslamiyeti buraya getirdi? Evet. Ha, yani şöyle de düşünülebilir. Yani bundan sonra İslamiyete bağlı, bağ, İslamiyetle alakalı konuşacak. O yüzden oraya bir hazırlık yaptı diye de anlaşılabilir hı hı. ama burada bir metodolojik bence bir e, şey var. Nasıl söyleyeyim? ...bir çalışma var diyelim. Ben bir hikayeyle gireceğim. ya Yaşanmış bir hikayeyle gireceğim. Bunu buradan... Anla, mesela, ...buradan çıkardığım... ...neticiyi konuşacağım. Bizim dönemlerde, eski dönemlerde... ...senin dönemde de sen de buna şahit olmuştun. Başörtüsü meselesi vardı Türkiye'de. Boğaziçi'nde bir bayan arkadaş... hocası ...yani... ...bu, bu hürriyet değildir falan... ...sen işte... Başörtüsüyle bir imaj veriyorsun ve dolayısıyla bir mesaj 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 veriyorsun, veriyorsun. Dolayısıyla bir hayat tarzını insanlara empoze ediyorsun. Buna müsaade edemeyiz falan deyince bayan arkadaş da demiş ki siz de açıklıkla mesaj veriyorsunuz. Mesajdan bağımsız bir olay olamaz. Yani her şey bir mesajdır aslında. Ben bu hayat tarzını benimsiyorum ve e, tercih ediyorum ve insanların hayat tarzına müdahale edemezsiniz tarzında bir şey söylemişti ve gerçekten doğru bir şey yani bu bunun üzerine şimdi mesela burada şunu konuşmamız gerekiyor. Ama imandan bağımsız bir amel olabilir mi? Ne demek? Yani bir fiil göreceksiniz ki bir insanın bir e, fiilini göreceksiniz ki arkasında bir anlayış yatmasın. Evet yani uyuyor adam. He? Uyuyor. Ya yani uyuma fiilinin dahi bir nedir? İmana bakan veya imansa bakan yönü vardır. Ne demek o yani? Her bir yani. fiil yani her bir olay, her bir olay bir mesaj ifade eder. Yani şimdi uyuyor derken genel burada herhangi bir insanın uyuşu manasında konuşmuyoruz. Uyuma dahi iki yönlü ele alınabilir. Yok kolay anlaşılsın diye öyle örnekten gidebiliriz Hı -hı. yani. Evet mesela uyumak. Tamam uyumak. Hani herhangi bir amel evet. imansız nasıl imansız olmaz dedin sen? Olmaz. Ya uyurken ya sana uykuyu veren Hı -hı. ve seni gün boyunca yaşadığın yorgunluktan seni dinlendiren bir yaratıcı adına uyursun veya bundan gaflet ederek uyursun. İki türlü bu yani dolayısıyla o uyumanın uymanın arkasında iki türlü mana var. İki türlü şey anlam var yani. Anlamdan bağımsız bir şey uyumanın olmaz. Uyumanın iki yönü var diye Yönü var. Ya. Tamam, Anlamdan anladım. bağımsız bir fiil olmaz. Ha, ama burada metodolojik olarak mesela ilginçtir. İmandan İslamiyet'e gelmesi bize böyle bir yöntem gerekiyor. Amel üzerinden imana gidemezsiniz. Ama iman neticede bir ameli netice verir. Yani daha doğrusu amelin içini doldurur. Hı. Bunu anlatıyor bize burada. O yüzden başlangıçta mesela şeyle başlamadı. Dikkat edesiniz namaz daha ileride gelecek. Önce sonraki sözlerde gelecek. Amelin amelin arkasındaki arkasındaki arkasında yatan anlayışı anlatıyor. O anlayışla yapılan amel anlamlıdır hı hı. diyerekten bize bir metodoloji öğretiyor. Bu önemli gibi geliyor. Yani o İslamiyetiz iman, imansız İslamiyet e, tartışmasında da Risale-i Nur'daki yöntem öncelik öncelik yine imandan başlıyor. Yani ben mesela bir şöyle bir örnek vereyim. Bir adam namaz kılıyor. Hadi. Bu tamam. adamın imanlı olduğuna hükmedebilir misin? Namaz imanın göstergesi midir? Olabilir, olmayabilir. Heh. Feveylül'ül musallin. Kandırmak için de kılıyor olabilir. Feveylül'ül musallin. O ne demek? Ayette elemtirede okuyoruz sürekli. Yazıklar olsun o namaz kalanlara. Elemtirede diye bildim. de miydi? <laughs> Her neyse <laughs> evet, tamam. Evet. Yani okuyoruz namaz surelerinde birinde okuyoruz. Değil mi? Hı hı. Fevellülü musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ha, tamam. Namaz kılanlara. ''Ellezine huansaratihim sahon'' diyor mesela geçiyor orada. Ne yapıyorsun? Yani namazlarında mesela gösteriş yaparlar. Bilmem ne yaparlar yani. Demek ki namaz kılma fiili tek başına imanın göstergesi olmaz. Ama namaz kılma fiilini anlamlandıran şey nedir? İm. İmandır. Demek ki bizim yöntemimiz yoğunlaşmamız gereken mesele amel değildir. İmandır. İmanla yoğunlaşırsak o iman ister istemez yansıyacaktır. Mesela sen bu kainata bu kainata kendi izninle, kendi isteğinle gelmemiş Ve bulduğu etrafında olan her hiçbir şey de sana tamam mı? Sen öylesine tesadüfen sana seni bulmuş değiller. Sen kasıtlı olarak bu kainata gönderilmişsin. Senin burada bir görevin var. Anlayışını benimsedin. Hı hı. O zaman mesela diyelim ki hadi bırak namazı. Yani bıraktık yani onu düşünmeyelim. Yemek yiyorsun. Veya bir ...şey yapıyorsun, yüzüyorsun. Sen bu fiilini... ...ben madem bu dünyaya anlamlı... ...bir anlam katmak ve anlam... ...bu kainatın anlamını anlamak ve kainatın... ...yaratıcısını tanımak için geldim. Bu fiilinden... ...bu fiilim de kendi başına olamaz. Diyorsun. Öyle düşünmem lazım. Yani iman beni buraya getirir. O zaman yüzmenin de... ...bir anlamı olmalı. Yani yüzerken ne yapıyorum? Beni işte suyun üzerinde... ...yüzdüren Allah'ın adıyla... ...diyor başlıyorum... Ve onun yüzdürme, yani suyun üzerinde yüzdürme nimetine muhatap olduktan sonra şükrümü yapıp bitiriyorum. Bu peygamberin refleksine de uyuyor. O da evet. her yaptığında o yaptığı şeyle ilgili bir dua, bir zikir, esma. bir esma, bir, 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 bir bağlantılı yapıyormuş hep. Bunu zikrediyormuş Yani. Hep. Evet dolayısıyla şu amelleri yaparsan bu seni imana götürür olmaz. Ha. Anlatabiliyor muyum? Şu iman seni amelinin içini doldurur anlamlandırır. Anlandırır. O yüzden yöntem olarak yöntem olarak burada muhatap olacak şekli, oluş şeklimizi vurgulamak için. Bak yaptığı da çok ilginç değil mi burada? mesela hemen namazdan başlamak imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet. Önce zaten ele, Elezine Yükmün'ün bir gayb ayetiyle başladı. Onlar ki gayba iman ederler. Gayba iman senin yaptığın şeyi anlamlandırır. Fiillerini, bütün fiillerini anlamlandırır. Gayba iman yoksa bütün yaptıklarını anlamsızlaştırır. Dolayısıyla amel üzerine yoğunlaşmak değil iman üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Amel de zaten ne yapar? İman da zaten bir ameli netice verir, değil mi? Şimdi tamam. ben insan ya ben başıboş boş değilim, kendi kendime kendi, kendi 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 başıma hareket edemem. Benim bir görevim var düşünen diye diye düşünen bir insan şimdi buradaki düş görevim nedir diye hangi e görevle mükellef kılındım diye düşünür, onun gereği olan ameli zaten yapar. Ama onun gereği olan ameli yap, yaptıran o iman yoksa, yaptıran kendi, kendi adına bir yapar onu. Kendi adına yapıyorsun. Ben karar verdim, ben tercih ettim, böyle istiyorum ve yapıyorum olur. Aynı şeyi yapsa bile. Aynı şeyi yapsa bile, neticede hat, yani hatta namaz kılsa bile diyelim, doğru tamam mu? Doğru. Yani mesela orada önemli olan o fiili neyle doldurduğumuzdur. Bunun bunun eğitimini veriyor Bediüzzaman. zaman bize yani o yüzden ne yaptı getirdiği not sonucu nereye dayan dayattı? Evet, selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imandadır. Yani şunu demeye getiriyor. Mesela çok iyi salih amel tarih tartışmalarını yaptığımız zaman Risale-i Nur bize salih amel kavramını şunu şöyle öğretiyor. İçinde iman bulunan ameldir salih amel. Kendine yaptığın amel değildir. Evet, iman yani yaratıcısı adına yapılan Evet. ameldir kerce yapılan ameller, evet. kendi namını hareket etmezsin. Evet. Dolayısıyla yani biz e, selamet ve emniyete ulaşmak istiyorsak önce o fiilin arkasındaki itikadi background'u oturtmamız gerekiyor. Ondan sonra o oturtmadan mesela dedik dedim yani bir şeyin hangi niyetle yaptığın önemlidir diyoruz ya. Hı hı. Mesela sen iyilik niyetiyle İyilik niyetiyle ya kötülük de yapabilirsin. Yani sadece yani ikisi de birbirini gerektiriyor manasında. Hı hı. Yani iman var ama imanın gerektiğini yapmadın. O da problemli yani. Onu da onu o da, tamam, o, da o da problemli. Doğru. Yani o, o, o sen diyor, diyor biliyorsun elinde şey var. Buğday tohumları var, tohumlar var. Biliyorsun ki bu tohumu ekersen ağaç olacak. Ve bunu buna iman etmişsin, bunu hakikatinde anlamışsın. Ama elinde tutuyorsun sürekli. Hı. A at ek bilmem olmaz bir şey. E, i̇şte bu da problemli. Yani dolayısıyla burada niye şükrediyorum? İki şey için şükrediyorum. Hem iman için şükrediyorum hem de o imanın iktizası olan İslamiyet'in bana verilmesinden dolayı şükrediyorum. Yani o fiil o imanı gösterecek, imanın hakikatini ortaya çıkaracak bir konumda olduğu için şükrediyorum. Yani o yüzden mesela çok ilginç oradaki tabirde İmansız İslamiyet, medarı necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da medarı necat değil. Hı hı. Kurtuluşa sebep, kurtuluş netice vermiyor. O yüzden benim o iki, ikisinin birlikteliği amelsiz olmaz ama iman olacak önce. Öncelik imandadır. İman ameli netice verir. Yani İslamiye iman İslamiyeti netice verir. Ve İslamiyet de imanı ne yapar? Besler. Ve birbirini besleyerek hı hı. götürür. Peki o zaman burada selamet ve emniyeti niye özellikle şey yapmış, vurgulamış? Ona bir şey demek ister misin? Selamet aslında biraz İslamiyetle alakalı. Evet, evet, aynen. Ee, yani doğru, emniyet de imanla alakalı. Yaptığının doğru olduğunun emin olman gerekiyor. Onun için de ne yapmak gerekiyor? Tasdik etmek gerekiyor. Bu doğru bir fiildir. Ama doğru bir fiili doğru şekilde yapamıyor ya olabilirsin. O da selametle alakalı bir şeydir. Yani doğru yere mesela evet şöyle gitmem lazım diyorsun. Ama nereden gideceğim? Anlatabiliyor muyum? Şuradan gidersen daha emin, daha selimdir. Selametli. Selametli gider manasında. Peki, İkisini de gerekiyor. Dolayısıyla yani sadece sadece iman etmiş olmak da yeterli değil. O zaman peki yani çok enteresan bir yani nasıl diyelim ikinci sözün sonundaki bu tek cümlecik iki cümle koymuş gerçi. Bu cümlecik çok böyle dolu dolu bir cümle. Hani böyle açıldığı zaman çok genişleyebilecek bir cümle demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imandadır diye bağlayıvermiş, <laughs> özetleyivermiş bunu. Arkasındaki cümleye ne diyeceğiz? Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. <laughs> yani İslam dini üzerine ve mükemmel iman üzerine Allah'a hamd olsun. Evet. Ee, olmaktan dolayı değil mi? Ala. Üzeri olmaktan dolayı şükrediyoruz. Ha, doğru. Ee, İslam üzere olmaktan ve kamil iman üzere olmaktan dolayı. Hı hı. Çünkü bu, bu, bu asıl nimet bu. Asıl nimet bu. Yani karnını doyurmak nimet değil aslında. Asıl nimet, asıl nimet şu. Mesela diyelim karnın acıktı. Ha, bunu çok konuştuk ama karnın acıktı ve yedin. Bir daha acıktı, bir daha yedin, bir daha acıktı, bir daha yedin. E sonra öldün gittin. Yemediklerinin de kaldı. Yemediklerini kaldı ve yediklerini de aslında karın ağrısı yaptı. Başka bir şey yok oh. yani. Dolayısıyla bir anlamı var mı? Yok. Bir, bu fiili anlamlandırmam gerekiyor. Şu yemek yemek fiilini anlamlandırmak gerekiyor. Sen dedin ki şöyle bir netice ulaştım. Hmm. Uzun uzun konuştuk. O yüzden bir detaya girmeye gerek Olsun. yok. Olsun. Özetlemiş olalım. Ö ö bizi. Özet. Ne yaptık? Bir, kainatın bir yaratıcı bu bu, bu şeyin bir yaratıcısı var. Açlığın bir yaratıcısı var, açlığın ve tokluğun da bir yaratıcısı var. Dolayısıyla açlıkla kendisinin sürekli doyuran olduğunu bildiriyor, her açlığının derdinin dermanının olduğunu bildiriyor, kendisinin rezak olduğunu bildiriyor. Onu rezak olarak tanıdıktan sonra bütün açlıklarım doyurulabileceğini anladım. Böyle bir yaratıcıyı tanıdım. Sonucuna ulaşıyorsun ve o açlığı doyuranın olduğunu bilmekle birlikte ona nasıl ulaşacağımın da yöntemini de göstermiş bana. Yolunu da göstermiş bana. Ben böyle bir nimete mazhar olduğum için yani bu fiille olan ilişkimi anlamlandırdığım için hem kalbimin hem de bedenimin huzuruna ulaştığım için Allah'a şükür ediyorum. Yani Rezzak'ı buldum. Şükrediyorum. Rezzak'a nasıl ulaşılacağını da buldum. Şükrediyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Enteresan. İlk cümleyle beraber okuyalım. İkinci sözün ilk cümlesiyle beraber okuyunca çok daha anlamlı oluyor. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen hı hı. diyor. İkinci sözün tamamı geçiyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Yani nimeti bulduk. Evet. Nimeti, rahatı, huzuru bulduk. Öyleyse biz daima, hı hı. daima tarafı da enteresan. Yani her hal üzere hı, hı. Birkaç program önce okuduğumuz yer ve yer vardı ya bütün zihayat, bütün sadalar, bütün mevcudat falan gibi. Yani hayatımızın şahit olduğumuz her alanında, her diliminde, her seviyesinde iman nimetinden dolayı bir mutluluk, bir saadet alıyoruz. Aslında çok güzel bir nokta. Bundan Bu bir nimetse eğer bunun tamamından dolayı da Allah'a hamd ve şüküre devam ediyoruz daima. Buyurun Aslında efendim. yani bu netice bir netice bu. Elhamdülillah ala kül ala, ala dinil İslam ve kemalil iman bir netice. Fakat biz sürekli bunu yapmalıyız demek ne demek? Aslında biz bu o birinci söz ikinci sözün mentalitesiyle, nazarıyla muhatap olduğumuz zaman hep bu halde olacağız demektir. Ha, hep bu halde olacağız ve zaten sürekli ya şükrediyor ya ham yani e, e, ya da ham ediyor konumda olacağız. Aynı. Yani yani, yani evet. fiilimizle veya imanımızla. Şükür konumunda olacağız her zaman demektir. İkisi zaten mecz olacak birbirine. Yani evet. başımıza gelen her hali bir nimet olarak kabul etmiş olacağız, nimet olarak göreceğiz hı hı. ve bundan dolayı da şükretmeye devam edeceğiz. Evet. Dolayısıyla bizim üzerimizdeki en büyük nimet, sürekli nimet, e, kemal olan iman hı hı. ve de İslam dini olacak. Bir de burada şu vurguyu da yapalım. Do ben... Doğru değil mi bu doğru, söyledikleri? Doğru. Tamam güzel. Şu vurgu üzerine de iş şey yapıyorum. Yani demek ki her şeyde. Elhamdülillah demek lazım cümlesi buranın anlaşılmadığının göstergesidir. Evet, doğru. Yani ben ne yapacağım? Bir olaya başlayınca bismillah diyeceğim, bitince de elhamdülillah diyeceğim. Bu benim gerekli ol, insaniyetimin gereğidir. Hayır. Yanlış bu. Zaten sen insaniyetini kullandığın ve hayatını anlamlandırdığın zaman bu bir netice olarak ortaya çıkar. <laughs> ve ne yaparsın? Elhamdülillah ala dini. ya böyle baktığım zaman, böyle muhatap olduğum zaman hayat güzelleşiyor. Zaten ister istemez teşekkür edersin. Tabii İşini canım. severek yapan bir insanın ayrıca tamam mı? şükretmesi yani şu şey memnun olmak için teşekkür etmem lazım falan işte teşekkür edersem işim daha güzel olur değil. Zaten severek yapmanın kendisi zaten bir memnuniyettir. Tabii. O memnuniyeti sadece lisanla ilan ediyorsun. O kadar. Evet. Neye gülüyorsun? <laughs> i̇kinci sözü bitirmek üzereyiz. Evet. Ee, o zaman ikinci sözü böyle kapatalım. Böyle kapatalım. Madem. İyi. Allah nasip ederse. E, üçüncü sözde yine TV111 stüdyolarında holografik bakış programında görüşmek üzere efendim. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Öyle diyelim yani. Elhamdülillah ala dinil İslam ve kemalil imanda kalalım. <laughs> Hoşçakalın.